Herkese merhaba. Global Conversation'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu başkan yardımcısı Frans Timmermans. Yani Avrupa Yeşil Anlaşması'nın yüzü. Frans Timmermans, çok teşekkürler. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Memnuniyetle. Glasgow'da COP26 zirvesinde bir yaşındaki torununuz Keyes'i gösterdiğiniz resim viral oldu. Herkesin duygularına dokundu. Sanırım teknokratların da aslında bir insan olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz. İsterseniz önce sizin konuşmanızı dinleyelim. 2050 yılında Keyes 31 yaşında olacak. Eğer başaramazsak, yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde başarılı olamazsak, o su ve gıda için diğer insanlarla savaşmak zorunda kalacak. Şu an yüz yüze olduğumuz acı gerçek bu. Evet, ilk sorum. Sizce Keyes COP26'dan çıkan sonuçtan memnun olacak mı? Sanmıyorum. Hala yapacak çok işimiz var. Fakat orada yapmak istediğim şey, bu konunun her birimiz için kişisel bir mesele olduğunu göstermekti. Bu sadece benim ve torunum için kişisel bir sorun değil. Herkesin sevdikleri, çocukları ya da ailesi, iklim krizini çözemediğimiz takdirde bunun sonuçlarından olumsuz etkilenecek. Ve zirve sonunda neredeyse bir anlaşma olmayacaktı. Bize biraz COP26'nın perde arkasından bahseder misiniz? Neler oldu? Açıkçası bir COP toplantısında herkesi memnun edecek bir anlaşmaya varmak her zaman zordur. Fakat bu defa birçok ülkenin önceden kestiremediği kadar istekli ve azimliydik. Herkesi belli bir noktaya getirmek zorunda kaldık. Özellikle İngiliz başkanlığının kömürle ilgili formülasyonu bazı kömür üreticisi ülkeler için fazla geldi. Bu yüzden onu yüksek hedefleri koruyarak bazı kelime değişiklikleriyle baştan formüle etmek zorunda kaldık. En nihayetinde kömürle ilgili karar geçerli oldu ve önemli olan da buydu. COP26 Başkanı Alok Sharma duygulanarak bunu sadece kırılgan bir kazanım olarak tanımladı. Evet, biraz hassaslaştı çünkü bazı ülkeler son dakika sürprizi yaparak bildiriyi desteklemekten vazgeçti. Biz de bu ülkelerle birlikte bazı hızlı ve pratik çözümler bulmak zorunda kaldık. Ve neyse ki başardık. Avrupa neden iklim değişimine sebep olmamakla birlikte bundan etkilenecek ülkeler için oluşturulacak bir kayıp zarar mekanizmasını desteklemekte isteksiz? Açıkçası gelişmiş ülkelerde AB kadar kayıp ve zarar konusunda adapte olmuş başka birisi yok. Diğer gelişmiş ülkelerin masaya daha fazla para koyması için baskı yaptık. Adaptasyon fonuna ilave kaynak ayırdık. Gelişmiş ülkeler arasında bu konuda öncüyüz ama hala yapmamız gereken çok şey var. Çünkü adaptasyon için, gezegeni bu iklim değişimine hazırlamak için trilyonlara ihtiyaç olacak. Siz içeride görüşmelerle meşgulken dışarıda eylem yapan aktivistlerin fotoğrafını göstermek istiyorum. Avrupa Birliği'nin hangi tarafta olduğunu soruyorlar. Bakın burada Ursula von der Leyen'in fotoğrafı var. Fosil yakıtların mı yoksa iklim adaletinin mi tarafındasınız diye soruyorlar. Biz elbette iklim adaletinin yanındayız ve aynı zamanda fosil yakıtları kademeli olarak terk etme taraftarıyız. Bu formülasyon ilk defa kapanış bildirgesine girdi ve bunu destekleyecek politikalar hazırladık. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %55 oranında azaltmak için dünya üzerinde gerçek bir planı olan tek bölgeyiz. Diğerleri 100 yılın ortasına kadar nötr karbon seviyesinde olacaklarını açıkladı ama hala o noktaya nasıl geleceklerine dair bir planları yok. Bizimse var. Peki bu plan işliyor mu? Fit for 55 isimli uyum paketinin Sharm el-Sheikh'teki COP27 zirvesine kadar kabul edileceğini düşünüyor musunuz? Umuyorum. Hala yapacak çok işimiz var. Tasarıların her biri tam manasıyla kabul edilmemiş olabilir ama o zamana kadar geri dönülemez noktaya kadar ilerlemiş olmayı umuyorum. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin plana desteğini bir bütün olarak almamız gerekli. COP27'den önce bunu başarmamız son derece önemli olacak. Euronews'te sık sık artan enerji fiyatlarının haberlerini yapıyoruz. Bir taraftan da doğalgaz şirketleri karlarında milyarlarca euro artış raporluyor. Avrupa Komisyonu ortak çıkarlar için yeni gaz projeleri planına neden destekliyor ve Kuzey Akım 2 projesini destekleyecek misiniz? Ülkelerin kömürden yenilenebilir enerjiye geçişine yardımcı olmamız gerekiyor. Fakat bazı ülkeler bunu tek seferde yapamazlar. Geçiş aşamasında enerji kaynağı olarak doğal gaza ihtiyaç duyacaklar. Bu nedenle bazı projeleri destekliyoruz. Elbette doğal gaza takılıp kalmalarını da istemiyoruz. Yani bu sadece geçici bir çözüm olabilir. Bu nedenle kanunların da bu amaca uygun hazırlanmasını sağlayacağız. Yani ihtiyacı olan ülkeler kömürden doğal gaza, oradan da yenilenebilir enerjiye geçiş yapacak.
Peki doğalgaz çevreci sayılabilir mi? Hayır, sayılamaz. Sonuçta bir fosil yakıt. Kesinlikle. Fakat aynı zamanda daha çevreci hale dönüşürken kullanabileceğimiz bir ara çözüm. Peki ya nükleer? Açıkçası nükleerin hiç karbon emisyonu üretmemesi bir avantaj ve bu büyük bir artı. Ama aynı zamanda o da fosile dayanıyor ve beraberinde çok yüksek bir maliyet taşıyor. Peki ikiz radyoaktif atığı konusunda ne der sizce? Haklısınız, maliyeti çok yüksek. Biliyorsunuz nükleer enerji santrali kurmanın maliyeti her geçen gün artıyor. Öte yandan yenilenebilir enerji maliyetleri ise gözle görülür bir şekilde azalıyor. Yenilenebilir enerji için neredeyse hiç kamu yatırımına ihtiyaç olmayacak. Fakat nükleer için çok büyük devlet yatırımına ihtiyaç var. Fosil yakıt şirketlerinin kültürel ve sportif etkinliklere sponsor olması yasaklanmalı mı? Enerji yatırımlarının fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye yönelmesini istediğimizi açıkça beyan etmeliyiz. Bizzat bu bahsettiğiniz şirketler yenilenebilir enerjiye yönelebilir. Neden olmasın? Bugün IMF hesaplamalarına göre fosil yakıtlara dakikada 11 milyon dolar yeni yatırım yapıyoruz. Bunun bir an önce değişmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da insanların sokağa çıkarak COVID-19 tedbirlerini protesto ettiğini gördük. Gösteriler çirkinleşti, hatta şiddet olayları yaşandı. Benim sorum, Avrupa'nın iklim kriziyle mücadeleye hazır olup olmadığı. Önemli olan vatandaşlarımızın önüne sadece değişimin maliyetleriyle değil, aynı zamanda değişmemenin maliyetleriyle de çıkmamız lazım ki bu çok daha büyük olacak. Eğer yönümüzü değiştirmezsek insanların çekeceği sıkıntının boyutu tahmin edilemeyecek kadar büyük olacak. Yani elbette değişim zor olacak ve bunun adil olmasını sağlamalıyız. Ve kimseyi geride bırakmamalıyız. Halkımıza bu plana destek vermelerini istediğimizde, bunun adil bir talep olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani imkanı olanların daha fazla katkıda bulunduğundan ve imkanı olmayanların ise enerji sıkıntısına düşmediğinden emin olmalıyız. Peki COVID-19 salgınının Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması'nı sekteye uğrattığını düşünüyor musunuz? Elbette COVID-19 salgını şu an insanların en büyük endişe kaynaklarından biri. Ama ilginç bir şekilde insanlara en büyük endişeleri sorulduğunda Avrupalıların çoğunluğunun COVID değil, iklim krizi olduğunu söylediğini göreceksiniz. Peki Greta Thunberg bir kahraman mı? Kesinlikle bir kahraman. O olmasaydı bir Avrupa Yeşil Anlaşmamız ve gelecek için Cumalar Hareketi olmayacaktı. Frans Timmermans, Executive Vice President of the European Commission, thank you so much for being our guest today on the Global Conversation. It's my pleasure.